Palamut Bükü'nden herkese selamlar. Bu hafta Datça ve Bükler'de olacağız. Bu Datça ile ilgili ikinci vlogumuz. İlk vlogu şuradan yukarıdan izleyebilirsiniz. İlk vlogdan sonra Bükler'le ilgili çok soru geldi. Biz de bu sefer daha ziyade Bükler'in yoğunlukta olduğu bir vlog hazırlayalım istedik. Henüz geldik Datça'ya ama hemen havasına kapıldık. Güneş müthiş, deniz güzel, rüzgar da denizden efil efil esiyor. Biraz dinlenelim, istirahat edelim. Sonra kaldığımız yerden tekrar devam edelim. Datça'da kaldığım odadan herkese merhaba. Palamut Bükü'nde mavi beyaz otel var. Orada kalıyorum. Şöyle odayı göstereyim size. Yatağımız. Burada TV'si, minibarı, dolap. Şöyle banyo da götüreyim. Burası da banyosu. Şöyle manzarayı da göstereyim sizlere. Böyle bir odayı kiralarsanız şezlongları var. İşte bir şeyler içebileceğiniz masa sandalye. Salıncağınız daha iyi düşünülmüş. Begonya çiçekleri arasında. Bakın burada rengarenk. Şurada sarı çiçekler var yine. Aşağıda çiçekler. Ve karşınızda masmavi Palamut Bükü. Koyun en sonu diyebiliriz buraya. Palamut Bükü şöyle ileri doğru devam ediyor. Şu ileride de Gitar Adası var. Şu an tam kadrajın ortasında. Oldukça sıcak ve güzel bir gün. Çok hafif bir esinti var. Aşağıda da bir şeyler atıştırdık. Çok başarılı bir şef çalıştırıyor bu sene aşağıyı. Lokanta Tevfik, Tevfik Şef. Tanıyanlar vardır illaki. İyi, odadan şimdilik bu kadar. Ben bir terasa çıkacağım. Biraz güneşleneyim. Biraz da bu güzel kokteylin tadına bakayım. Odadan çıktık. Her yer mavi beyaz zeytin ağaçları. Oh. Her yerde çiçekler, begonvil özellikle. Kırmızı, sarı, pembe, mor begonviller arasından. Ve plaja geldik bile. Dediniz. Şöyle nefis bir plaj var. Yaklaşık ne kadar diyeyim? 3 kilometre uzunluğuna. Geçen sene çekmiştim ben sizin için burayı. Deniz pırıl pırıl şu an. Taşlık, yani yuvarlak küçük çakıl taşları var. Sahilde. Otele ait şezloklar, şemsiyeler var. Şu an oldukça kalabalık sahil. Hatta şöyle göstereyim size. Şöyle şu an güneşlenenler, denizin tadını çıkartanlar. Sahil dolu. Sahilden de şimdilik bu kadar. İlk akşamdan selamlar herkese. Biraz yorucu bir gün oldu. Uzun yol yaptık. Öyle geldik Datça'ya. Palamut Bükü'ndeyiz. Akşam 8 suları güneş batmak üzere. Tam şu arkadaki bir tepenin arkasından batıyor. Oldukça güzel bir gün batımı görüntüsü var. Denizden esen hafif bir rüzgar. Birkaç meze söyledik kendimizi. Oldukça güzel görünüyor mezelerde. Burada genelde deniz ürünleri ağırlıklı yemek yiyebiliyorsunuz akşamları. Yani onun dışında birkaç da aperatif alabileceğiniz yerler var. Bu arada çok acıktım.
Biraz kan şekerim yükselsin, bunları atıştırayım. Sonrasında devam edelim. Yemekler yendi, kan şekerimiz yükseldi. Şöyle bir sahile doğru götüreyim sizi. Bir akşam halini de göstereyim istedim. Of, hava şu an mis gibi. Denizden şöyle güzel bir rüzgar esiyor. Kesinlikle huzurlu bir yer. Bunu öncelikle söyleyeyim. Yani burada tek bir ses var şu an. Kalktığım yerde bir müzik çalıyor. Onun dışında dalga sesleri. Ama daha ziyade biraz daha ilerledikten sonra sadece dalga sesleriyle baş başa kalacağım. Böyle sıra sıra oteller. Her otelin önünde kendisine ait şemsiyeler, şezlonglar var. İleride halen denize doymamış deniz severler var. YouTube'a mı? Evet, YouTube'a. Siz ne yapıyorsunuz? Tatil mi yapıyorsunuz burada? Evet. Ha? Öyle mi? Merhaba. Nedir senin ismin Fıstık? Merhaba. Merhaba. İsmin ne senin? Nevin. Nevin. Mı? Senin ismin? YouTube'a mı? Evet, YouTube için. YouTube için, evet. Merhaba, senin ismin arkadaşlar. Ne? Benim ismim de Yağız. Ne? Yağız. Yağız. Yağız ve? Nevin. Nevin. Çok tatlısınız Lavin. Ya. Lavin. 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 Nereden geldiniz siz? Lavin değil, Lavi. Lavi. Tamam. Nereden Lavin geldiniz? Hey, Lavin'miş. Lavin. Tamam. Nereden geldiniz siz bakalım? Ha? Bu ne yapıyor? Evet. Çok sevimli bir abi kardeşle karşılaştım. Onları da çektim sizler için. Neyse, fazla daha fazla ilerlemeyeyim. Yani böyle devam ediyor. Yaklaşık bir kilometre kadar daha sahil şeridi. Ana yemeğim gelmiştir. Bir de onun bir tadına bakayım. Sonrasında tekrardan devam edelim. Ana yemek olarak kendimize dana yanak söyledik. Size sahilde de bahsettim. Mezeler şahaneydi. Bir de bunun tadına bakayım soğutmadan. Sonrasında yemekle ilgili düşüncelerimi paylaşayım. Ha şöyle. Oo. Yumuşak. Muazzam. Hakikaten doğru bir tercihte bulunmuşuz değil mi? Çok güzel görünüyor. Falamut bugün sabahından herkese günaydınlar. Mis gibi uyuduk, uykumuzu aldık. Bebekler gibi dinlendik. Şimdi de kahvaltımız hazırlandı. Tekrardan selamlar. Şimdi deniz vakti. Palamut Bükü'nün denizini göstereceğim size. Dilim döndüğünce. Yani öğlen çok sıcaktı. Öğlen denize girmeyeyim istedim. Biraz şu an akşam üzeri oldu. Gündüz de işlerim vardı. Onları hallettim. Şöyle güzel bir manzaralı bir şezlonga oturayım. Kimler var? Genelde aileler var. Çiftler de geliyor. Birçok otelin hemen denizin önünde şezlong şemsiyeleri var. Deniz hızlıca yükselmiyor sanırım, öyle hatırlıyorum. Yani birkaç sene önce gelmiştim Palamut Bükü'ne, o zaman da girmiştim denize. Hızlıca yükselmiyor. Sahil yuvarlak şöyle çakıl taşları var, göstereyim. Genelde şöyle minik minik taşlardan oluşuyor. Ya sabahtan ya da akşam üzeri denize girmeyi daha çok tercih ediyorum. Yani o güneşin dik en sıcak olduğu saatler çok tercihim değil. Epey sıcak oluyor, biraz eziyet oluyor sahilde oturmak. Palamut Bükü upuzun bir sahil. Burası denize girmek için oldukça popüler. Yakınlarda ne var? Şurada bir kayalık var. Kayalığın hemen arkası, yanlış hatırlamıyorsam, Akvaryum Koyu'da ismi. Orası da çok popüler. Oraya gidebilirsiniz Palamut Bükü'ndeyken denize girmek için. Biraz daha ileride Akçabük Camping'ti sanırım. Akçabük Camping'in önünden denize girebilirsiniz ki ben yani yarın ya da ondan sonraki gün muhakkak orada denize girmeyi, orayı göstermeyi planlıyorum size. Yine biraz daha ileride, oranın ismini hatırlamıyorum. Yaklaşık bir 4-5 sene önce bir denize girmiştim orada. Denizin altı akvaryum gibi. Yanınızda bir şnorkel palet varsa orada muhakkak bir denize girin ve o denizin altındaki güzelliği görün. Hemen karşımda Gitar Adası var. Dilim damağım kurudu ya. Bir kokteyl içeyim. Bu kadar. Ben de çok vakit kaybetmeyeyim. Güneş biraz sonra batacak. Ben de bir denizin tadını çıkartayım şimdi. Ya su cam gibi,
berrak ama şunu söyleyebilirim, henüz ısınmamış. Yani Haziran'ın şu an sonlarına mı geldik? Ortasındayız. Ortasındayız ama henüz ısınmamış. Ama alışıyorsunuz bir süre sonra. Buna beraber deniz muazzam. Kızılbük'ten günaydınlar. Bugün deniz günü ilan ettim kendimi ve kendimi Kızılbük'e attım. Datça'dan 20 kilometre mesafede meşhur bükler var. Palamut Bükü, Hayit Bükü, Kızılbük, Ova Bükü. İlki bu bük, Kızılbük. İsmi nereden geliyor? Güneş burayı vurduğunda her yer kıpkırmızı olurmuş. İsmi de buradan geliyor. Arkada Mesudiye Köyü var. Mesudiye Köyü'ne bağlı burası. Dediğim gibi Datça'ya 20 kilometre mesafede, yani 30-40 dakikada gelebiliyorsunuz. Dün geçtim buradan. Biraz da o yüzden canım istedi. O kadar çok araba vardı ki denize girenler, güneşlenenler. Oldukça keyifli bir ortam vardı. Dedim ki ben de kendime bugün bir deniz günü ilan edeyim. Dedim atladım geldim buraya. 10 yıldır 15 yıldır da turizm başlamış ve sahilde böyle güzel küçük şirin şirin tesisler yapılmış. Genelde tek katlı tesisler, yani ahşap bungalovlar var benim gördüğüm genellikle. Hani çok burada beton yapı görmedim. Hani drone uçurken arkada birkaç tane gördüm. Ama sahilde konaklayacağınız tesisler genelde ahşaptan düz ayak. Geniş bahçeleri var. Restoranları genelde deniz kıyısında. Bu taraf var. Bu koy var. Şu an ben Kızılbük'teyim. Bir de karşıda bir koy var. Orası da Ova Bükü. Oradaki tesisler yolun bir tık gerisindeler. Yani denizle tesisler arasında bir yol geçiyor. Ama şu an bulunduğum Kızılbük'te öyle değil. Yani bugün Kızılbük olacak. Karşıda Ova Bükü'ne bir uğrayacağım. Orayı göstereceğim size. Sonrasında da vakit kalırsa Hayit Bükü, son olarak da bir Palamut Bükü yapacağız beraber. Hayit Bükü'nden selamlar. Küçük bir düzeltme. Arkamdaki koyun ismini Kızılbük'teyken Ova Bükü demiştim. O kadar çok bük var ki bazen karışabiliyor. Arkamdaki bükün ismi Hayit Bükü. Kızılbük'ten sonra Datça'ya ikinci yakın koy da burası. Şöyle görünüyor koyun büyüklüğü. Çok büyük bir koy değil. Şöyle şirin, tatlış. İşte şurada balıkçılık tekneleri var. Onun dışında debeli yelkenliler. Birkaç gezi teknesi ve şöyle sahili göstermem gerekirse böyle küçük tatlış bir sahil var. Yine bu güzel koya demirlemiş yelkenliler. Burası ile ilgili şunları anlatabilirim. Deniz ve tesisler arasından bir yol geçiyor. Ara sıra araçlar kullanıyor o yolu. Hemen yolun arkasında da burada yaşayanların, genelde burada yaşayanların işlettiği tesisler var. Yine salaş bir ortamda konaklayabiliyorsunuz burada. Tesisler genelde oda kahvaltı çalışıyor. Öğle yemeği için işte gözleme, patates cipsi, hamburger tazlı yiyecekler alabiliyorsunuz. Yan yana zaten küçüktü büyüktü restoranlar var. Ortalama 100-150 TL arası iki kişi bir öğle yemeği yiyebilirsiniz. Şu anda çok hafif bir rüzgar var. Sabahı halini de gördüm ben. Sabah karşıda Kızılbük'teydim. Deniz çok sakindi. Şu an öğle saatleri, saat 12 civarı. Biraz rüzgar arttı. Bu öğleden sonra biraz daha artıyor. Akşam üzeri tekrardan sakinleşiyor. Hayit Bükü ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Başka düşünüyorum, söylemem gereken bir şey var mı? İyi bakalım, Hayit Bükü'nden şimdilik bu kadar diyelim. Üçüncü bük. Ova Bükü'nden herkese selamlar. Ne yaptık? Kızılbük'ü gezdik. Hayit Bükü'ne gittik ve Ova Bükü'ne geldik. Burası Datça'ya 3. yakınlıkta olan koy. Yani Palamut Bükü'nden sonra Datça'nın en uzun koylarından bir tanesi burada. Ova Bükü'nde. Burada şöyle bir şey var. Direkt Ova Bükü'nün merkezine giriyorsunuz aracınızla. Ova Bükü'ne girdikten sonra yol çıkmıyor. Tekrar o girdiğiniz yoldan geri dönüp Palamut Bükü'ne devam edebiliyorsunuz. Yani güzel haber şu, çok bir araç trafiği yok köyün içerisinde. Yine otellerle deniz arasında bir yol var ama dediğim gibi araç trafiği yok. Muazzam
uzun bir sahil var burada. Deniz diğer büklerde olduğu gibi pırıl pırıl. Tesislerin neredeyse her tesisin denizin kıyısında şezlong ve şemsiyeleri var. Yine buradaki tesisler de diğer büklerde olduğu gibi salaş. Yine burada yaşayan yerlilerin işlettiği tesisler. Burada sahilde birkaç restoran var. Özellikle deniz ürünleri konusunda uzman olan. Oralarda yemek yiyebiliyorsunuz. Buradan da Palamut Bükü'ne geçeceğiz. Dördüncü bükümüz Kurubük'ten selamlar. Bir yol biraz taşlık ama böyle muazzam güzel bir büke geliyorsunuz o yolun neticesinde. Burada herhangi bir tesis yok. Yani bir herhangi bir altyapı da yok. Hani tuvalettir vesairedir, duştur. O tarz bir ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz bir yer yok. Bir büfe de yok. Hani karnınız acıktı, bir şeyler yiyeceksiniz, içeceksiniz, öyle bir yer de yok. O yüzden hazırlıklı gelmeniz lazım. Hani bir tuvalet ihtiyacınız falan olursa en yakın yer Palamut Bükü. Bir 10-15 dakika oraya yolculuk yapmanız gerekli. Gördüğünüz üzere muazzam bir koş şöyle. Arkayı da çevireyim. Nefis. Denize girmeyi en çok sevdiğim koy benim burası. Bakalım bir fırsat yaratırsam kendime burada bir denize gireceğim. Suyu altından da bir şeyler çekmeyi planlıyorum size. Bakalım güzel bir şeyler yakalarız. Şimdilik Kurubük'ten bu kadar diyelim. Beşinci ve son koyumuz akvaryum koyu. Burayı göstermesem olmazdı. Meşhur her yerde bir akvaryum koyu var. Datça'nın da akvaryum koyu burası. Şöyle nefis bir yer. Küçük bir patikadan aşağı iniyorsunuz. Çok popüler bir yer. Araç park edilen küçük bir alan var. Orası dolmuş. Hatta yola da park etmişler. Burada da herhangi bir hizmet alamıyorsunuz. Sadece denize giriyor biliyorsunuz. Hani buraya gelirseniz işte yiyecektir, içecektir. O tarz ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurup gelin. Sabah da erken davranırsanız çok güzel alanları var. Onlardan bir tanesine konabilirsiniz öyle diyelim. İyi bakalım akvaryum koyundan da bu kadar diyelim. Şu an saat 6'yı geçti. Şurada bir tepe var. Güneş tam onun zirvesine yaklaştı. Benim denize girmekten en çok keyif aldığım saatler bunlar. Ve az önce burası kalabalıktı yaklaşık bir saat önce ve şu an sadece biz bir de arkada bir aile kaldı. Yani bütün koy bizim diyebiliriz. Şimdi paletlerimi giyeceğim, gözlüğümü takacağım ve şnorkel. Daha önce de burayı tavsiye etmiştim size. Yani bu tarafa gelirseniz bir gözlük şnorkelle burada muhakkak dalın diye. İmkanı olursa suyun altında da ışık yeterli ise bir de suyun altından da bir şeyler çekip sizlere bu koyun altının güzelliğini göstereceğim. Tek kelimeyle harika. Her zamanki gibi Datça'da benim denize girmekten en çok keyif aldığım yer. Tabii ki yanınızda bir şnorkel ve gözlük olmalı. Suyun altı muazzam güzellikte. Bir tane deniz aslanıydı sanırım. Deniz aslanı gördüm, çektim su altı kamerasıyla. Umarım güzel bir şeyler yakalamışımdır. Ha, yine büyülendim, yine çok etkileyici burası. Hani Datça yolunuz düşerse denize girmek için burayı kesinlikle tavsiye ediyorum. Ya günü artık bitiririz burada. Güneş de batmak üzere. Saat 7'yi geçiyor. Yarın ileride Akçabük var. Orada da bir kamp var. Orayı da çok seviyoruz. Keyif alıyoruz oradan. Yarın orada olacağız. Şimdilik bu kadar. Akçabük'ten selamlar. Akçabük nerede? Neredeyim? Onu anlatayım öncelikle. Datça merkezden Palamut Bükü'ne doğru gidiyorsunuz. Palamut Bükü'ne gelmeden hemen sola nefis bir koy burası. Buranın özelliği şu, kamp sormuştunuz. Kamp yapılabilecek güzel bir alan. Hatta şu an çadırlar arası da geçiyorum. Şöyle şurada tam ortalarına şöyle bir tur attırayım. Nasıl bir ortam olduğunu görün. Umarım görüyorsunuzdur. Hemen üstümde çam ağaçları. Sol tarafım deniz. Nefis bir ortam yani kamp yapmak için gerekli her şey burada hazır. Fiyatlarını hemen söyleyeyim siz sormadan. Bu dönemde kişi başı 50 TL, Temmuz ve Ağustos'ta 80 TL. Kendi çadırınızı getirmemişsiniz. Burada da yine çadır hizmeti alabiliyorsunuz. Sonra eski bu yörük çadırlarından yine kiralayabilirsiniz. Başka ne imkanlar var? Yani kampla ilgili
tüm hizmetler alabiliyorsunuz. İşte elektrik, su. Onun haricinde güzel bir restoranı var. Denize nazır. Orada kırmızı et, beyaz et, tavuk ne istiyorsanız hepsi servis ediliyor. Fırınları da var. Pide, lahmacun gibi ürünler de alabilirsiniz. Şurası arkam. Hemen deniz. Çok güzel bir koy ya. Denize gelmeden hemen sağda bir sinek bar var. Orada da aperatif bir şeyler yiyebilirsiniz. Şöyle ki sordum fiyatlarını. Yani ilk kişi pizza söylediniz. İki tane pizza, iki tane içecek. Ortalama 100-150 lira bir hesap ediyorsunuz. Aşağıda şezlong şemsiyelerden de faydalanabilirsiniz. Ya onlar için ücret almıyorlarmış. Tabii ki bir şeyler yemenizi bekliyor işletmede. 50-100 liralık bir içecek, bir yemek yerseniz şezlong şemsiyelerden ücretsiz faydalanabiliyorsunuz. Ortam güzel. Baksanıza burada insanlar keyif yapıyor şu an. Şöyle. Çam ağaçları altında. Kitap okuyanlar, dinlenenler, müzik dinleyenler. Şimdi de plajına götürüyorum sizi. Güneş de şu an tam üstümde pırıl pırıl. Ben de biraz sonra gireceğim denize. Şöyle. Denizin tadını çıkaranlar. Masmavi bir deniz. Zaten Datça'nın denizini anlatmaya gerek yok. Ha, şu ileride de şey var, Palamut Bükü var. Karşıda Gitar Adası. Ve şu an bu güzel denizin ve güzel sahilin tadını çıkaranlar. Sıra geldi biliyorum en sevdiğim kısmına. Denize giriyorum. Muazzam, çok güzeldi. Oh, nefesimizi kaldı. Çekebildim onları. Nasıl oldu? Çekerim bir daha. Ya çok güzel. Ah. Aynen. Kanalarda otelin. Onları da kullanabiliyorsunuz. Söylemişlerdi ama şey zannettim. Üstlerinde yelken var zannetmiştim. Ah. Güzel baksayın oldu benim için de.